Arkadaşlar merhaba piyasadaki yeni iyi kitaplardan Endem'in Geometri Soru Bankası'nın ikiz kenar eşkenar üçgen testinin ikincisiyle karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. Üç tane eş karton birleştiriliyor. bir Eşkenar üçgen elde ediliyor. İçeride yine bir eşkenar üçgen oluşuyor. Nasıl oluyor arkadaşlar? bu? Mesela şuraya A desek, buraya B desek. Burası da B, burası da A olmalı. Burası da B, burası da A olmalı. Çünkü üçü de aynı şekil. İki iç açı bir dış açıdan. Şurası Şurası ne geliyor? A artı B. Burası A artı B. Burası A artı B geliyor. Hepsi 60 oluyor yine. Yani de burada içerideki üçgenimizde nasıl bir üçgen olacak arkadaşlar? Eşkenar üçgen olacak. Bunu bir unutmayalım. Bunun üstüne şimdi sorumuzu çözmeye çalışalım. Diyor ki oluşan şekilde dıştaki üçgenin bir kenarı, içteki üçgenin bir kenarının kök 7 katı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz yaklaştırayım. Kök 7 katıysa eğer doğru mu? Yani ben şuraya eğer şuraya ben eğer kök 7 yazarsam Şunun bir kenarının kaç olması lazım arkadaşlar? 1 olması lazım. Şimdi bakın az önce şu iki açının toplamı şuraya 60 bulmuştum ya. Burası kaç derece gelecek? 120. Şuradan şöyle bir dik çizersem ben. Burası kaç? 60. Doğru mu? Şurası 30. Şu 90'ın karşı şuraya 2K dersem. Şimdi aynı üçgen oldukları için burada kalan parça 2K ise şurada kalan parça da 2K olacak. 30'un karşısı burası ne olur? K olur. 60'ın karşısına gelir arkadaşlar. K kök 3. Şimdi şu üçgende pisagor yapacağım. Bakın görüyor musunuz? Ne var? 3K artı 1. 3K artı 1'in karesini alıyorum arkadaşlar. 3K artı 1'in karesi ne gelir? Şöyle yazayım. 3K artı 1'in karesi artı K kök 3'ün karesi eşittir. Kök 7'nin karesi gelecek. Doğru mu arkadaşlar? Buradan ne gelir arkadaşlar? 9K kare buradan gelir. 3K kare de buradan gelir. 12K kare. Artı 2 çarpı 3 çarpı 6K gelir. Aa, ondan sonra artı bir de şuradan 1 gelir. Kök 7'nin karesi 7. 7'ye buraya atarsam eksi 7 eşittir ne gelir arkadaşlar? 0. 12 kare, kare 6 k kare 6k eksi, 6 olur burası. Her tarafı 6'ya bölsem 2k kare artı k eksi 1 eşittir 0. Bunu 2k eksi 1 çarpı k artı 1 eşittir 0 diye çarpandan ayırırsam buradan şuradan negatif gelir k buradan ne gelmiş olur? 1 bölü 2. Şimdi bu üçgenime baktığımda bir kenarı neydi arkadaşlar? 2K artı 1 görüyor musunuz şurayı? 2K artı 1. Yani şunlardan bir tanesi 2K artı 1 olmuş. K'yı 1 bölü 2 bulmuştuk. 2K 2 kere 1 bölü 2'den 1 olur. 1 de buradan 2. Yani benim üçgenim şöyle bir üçgen olsa şöyle çizdiğimde şurası kök 7 şurasına 2K demiştim. 2 kere 1 bölü 2'den 1 geldi. Burası da 1 buradan 1 buradan kaç geldi arkadaşlar? 2. Şöyle bir üçgen. Herhangi iki kenarının oranı hangisi olabilir diyor. Bakın 2'ye 1'den 2'yi elde edebiliriz arkadaşlar. Güzel farklı bir soru. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da şöyle biraz büyütelim. Ee, katlanarak tam bu köşeye gelmiş. Tam katlandığında köşeye geliyorsa burası kaç derece olacak arkadaşlar? 90. İkiz kenar üçgen olacak. Şöyle birleştirdiğimde 5 ise burası da ne olacak? 5. Aynı mantıkla 8 ise burası da 8 olacak. İkiz kenar üçgen olacak. Şuraya alfa dersem burası da alfa. Buraya beta dersem şurası ne olacak arkadaşlar? Beta olacak. 2 alfa şöyle yapalım. Büyük üçgene bakın. Alfa artı beta artı 120 eşittir. 180'den alfa artı beta kaç gelecek? 60. Şuranın tamamı 120 idi. Alfa artı betası buradaysa yani 60'ı şu araya da kaç derece kalacak arkadaşlar? 60 derece. Yani şurası kaç dereceymiş? 60. Burası kaç? 5. Burası kaç arkadaşlar? 8. Şuradan bir dik çeksek bize FK'yı soruyor. 90, 60. Burası kaç olacak? 30. 90'ın karşısı 8 30'un karşısı buraya kaç gelecek? 4. 5 eksi 4'ten buraya kaç kaldı? 1. Burası da 60'ın karşısında ne gelecek? 4 kök 3. Şimdi şu üçgende Pisagor yapıyoruz. Buraya x dersem x'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 4 kök 3'ün karesi gelecek arkadaşlar. Buradan 48 gelecek. Buradan 1 gelecek. 48 bir daha 49. Kök 49'dan 7 olarak sorumuzu çözmüş olacağız arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada şimdi eşkenar üçgenin içine bir dikdörtgen yerleştirilmiş. O zaman şunlar paralel olur. Eşkenarsa ise bunlar da paralel olacak. Şimdi bu da Büyük üçgen de eşkenar genel. 60 ise burası 60. Burası 30. Burası 30. Şu iki üçgen de birbirine eş olmuş olur arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgenin alanı a, a, a kare kök 3 bölü 4'te bulunuyordu ya. A kare kök 3 bölü 4 eşittir 36 kök 3 diyorum. Kök 3'ler gider. A kare eşittir 144'ten a kaç gelmiş olur? 12. Demek ki burası 12 arkadaşlar. Şunun alanı da 48 köküç ise kısa kenarının kaç olması lazım? 48 köküç 12'den 4 köküç. Şimdi 60'ın karşısı 4 köküç ise 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı kaç gelir? 8. Aynı şekilde burası da 4 geldi. Burada 8 geldi. Burası da 12. Bize BC uzunluğunu sormuş. 12 ise burası da 12. 12 4 daha 16. 4 daha 20 olarak bulunur arkadaşlar. Evet şu sorumuza bakalım. Bu sorumuzda da kibritler ucuza eklenmiş arkadaşlar devam ediliyor. Toplamda 84 tane kibrit kullanılmış. Oluşan en büyük üçgenin bir kenar uzunluğunu sormuş. Her biri bir birim. Arkadaşlar bakın ilk e, ilk sırada 3 tane kibrit. ikinci de 3 artı 3'ten 6 tane. Üçüncü de 3, 3, 3, 3, 9 tane. Bu şekilde 3, 6, 9 diye gidiyor. Yani hep 3K gibi düşünürsek en son sıramızı 3K tane kibrit dersek 3 artı 6 artı 3K. Bunun kaç çıkmasını istiyoruz? 80 4 çıkmasını istiyorum. 3 parantezinde 1 artı 2 artı K'ya kadar gittim. 84. Şurası nedir? 3 çarpı K çarpı K artı 1 bölü 2 eşittir. 84. Şunu sadeleştirirsek burada ne kalır? 28. 28 kere 2'den 56. Demek ki K çarpı K artı 1 neymiş arkadaşlar? 56. 7 kere 8 olur değil mi? Demek ki burada K dediğimiz 7'ymiş. O zaman 7. sıraya kadar geliyoruz. 1. sıramızda 3 tane vardı bir kenar uzunluğumuz bir birimdi. İkinci sıramızda altı tane vardı. İki birimde. Yedinci sıraya geldiğimiz için en uzun kenarımız yedi birimlik olan bir eşkenar üçgen elde ederiz. Demek ki en uzun kenarımız yedi birim olur arkadaşlar. Evet şu sorumuza geçelim. Ne demiş burada arkadaşlar? Bakıyorum. Eşkenar üçgen vermiş iki tane. Şimdi bir kere şunun bir kenarı 12 birim. Şurası 2, 4 ise şurada eşkenar üçgenmiş ya, 4 şurada 4 olur. Tamamı 6. 6 da buraya kadar. Demek ki ben şu F'den birleştirirsem şöyle buranın ne olması gerekir? Dik olması gerekir. Orta noktaya gelmesi gerekir arkadaşlar. E şimdi şuraya baktığım zaman da burası 2. Burası şuna paralel olacak. Neden şöyle Z çiziyorum? 60 derece yani şu şuna paralel. E o zaman şurası 2 birimse buranın da kaç olması gerekir arkadaşlar? tam karşılığında geldiği yer 2. E burası da 2. Demek ki burası da orta noktaymış. Şöyle dik olacak. Bize nereyi sormuş? DK uzunluğunu sormuş. Şurası 30 gelir. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 gelir. Şurası da şu yüksekliğe eşit. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı 6 kök 3 gelir. Demek ki şu uzunlukta 6 kök 3 birimmiş. 6 kök 3 buradan 2 kök 3 de buradan 8 kök 3 olarak DK uzunluğunu bulmuş oluruz arkadaşlar. Şekildeki dikdörtgen buraya yerleştirilmiş. Şurası kaç birim? 2 kök 3. Şurası 60. 60'ın karşısı 2 kök ise 30'un karşısı 2. 90'ın karşısı kaç geldi? 4. Tamam 12 olmalı. 4'ü buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 8 birim kaldı. Bize A AH sormuş. Şuradan birleştirelim. Şuradan dik çeksek arkadaşlar. Yine burası 30, 90. Şu açı 60. Şurayı, bul şurayı bulmaya çalışalım. Ee, ya da şurada nereden yapalım Bunu 8 demiş. Şurası 2 kök 3. 12 vermiş. 3 vermiş. dikdörtgen, BC kenarı üzerine A, AH uzunluğunu sormuş. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi şu şimdi şurası 2 kök 3 gelmiş. Burası 8 birim. Şurayı bilmiyoruz. Şura lazım bize. Eşkenar üçgen DEF. Ya yani şurayı da 3 vermiş. Zaten soruda vermiş. 90'ın karşısı 3 ise şurası 30 gelir. 30'un karşısı ne olur arkadaşlar? Şurası değil mi? Şurası 3 birimmiş ya e, ee, burası hani yok burası 60 derece olacak. Şurası 30. 30'un karşısı 3 bölü 2 olur. Doğru mu arkadaşlar? Yani amacım şu A H hesaplamak. Tamam mı? Şu uzunluğu hesaplamak. Şimdi 30'un karşısı 3 bölü 2. 60'ın karşısı şurası ne oldu? 3 kök 3 bölü 2. Yani elimizde şöyle bir üçgen var. Ben bunu tekrar çizersem şöyle. 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 Şurası kaç derece? 60. Buradan dik çektik. Doğru mu? 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne olur? 3 bölü 2. 60'ın karşısı 3 kök 3 bölü 2 olur. 8'in 3 bölü 2'si buradaysa 8'den 3 bölü 2 çıkartırsak 8 eksi 3 bölü 2. 16, 13 bölü 2 gelmiş olur. Arkadaşlar bize de şurayı soruyor. Buraya da x diyelim. Şurada Pisagor yapalım. x'in karesi eşittir. 13 bölü 2'nin karesi 169 bölü 4. Artı 3 kök 3 bölü 2'nin karesi de 27 bölü 4 gelir. 169, 27 daha ne yapar arkadaşlar? 160, 180, 196 bölü 4. Buradan da kaç gelir arkadaşlar? 49 gelir. X kare 49 sa x'imizi de biz 7 olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar demek ki cevabımız 7'ymiş. 7'yi de işaretledik. Evet şimdi şu sorumuza bakalım. Bu soruda ne demiş şimdi arkadaşlar? Şöyle çekeyim biraz. Şunu hatırlıyor muyuz? Eşkenar üçgen içinde bir nokta alındığında 3 tane dikmenin toplamı yüksekliği veriyordu. Bir kenarımız 12 ise bir kenarı 12 olan eşkenar üçgenin yüksekliği kaç olur arkadaşlar? 6 kök 3 olması gerekir. 6 kök 3, 3 kök 3, 2 kök 3 daha 5 kök 3. Burayı da eklediğimizde 6 kök 3 yapması gerektiği için SP'yi kök olarak bulmuş oluruz. Arkadaşlar. Evet. Şimdi yine eşkenar üçgen demiş. İçerideki de eşkenar üçgenmiş. Şimdi şuraya alfa desek ee, ya da bir dakika arkadaşlar. Bunların eşkenar üçgen gelmesi için şu üç, üç eşkeninde ilk sorumuzda var diye birbirine eş olması lazım. Şimdi ben buraya alfa yazdım. Şuraya 60 yazdım da buranın da alfa olması lazım. Şuranın da kaç geldi? İşte 60 hepsi bu şekilde eş üçgenler olarak gelecek. Dolayısıyla burası 8 ise burası da kaç gelmiş olacak? 8 gelmiş olacak. EF'yi bulmamızla ED'yi bulmamız arasında bir fark yok. Şu 60'ları bir sileyim arkadaşlar. Eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz zaten. Şuradan bir dik çeksem ben. 90. 90'ın karşısı 8 s Şurası 30 olacak. 30'un karşısı 4. 3'ü burada ise işte buraya ne kaldı? 1. Burası kaç? 60. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı şu benim çizdiğim uzunluk. 4 kök 3. Burada Pisagor yapacağız. EF ile ED eşittir Zaten DF ile EF ve ED eşit. Burayı bulmamda EF'yi bulmam aynı şey olacak. X kare eşittir. Şu üçgende Pisagor yapıyorum. 4 köküçün karesi artı 1'in karesi 48 1 daha 49 x de buradan kaç gelecek arkadaşlar 7 olarak bulunmuş olacak evet şu sorumuza da bakalım arkadaşlar Evet, şimdi bize demiş ki burada K ve L bulunduk K ve L bulundukları kenarların orta noktalarıdır. 8 birim. Şimdi şuradan birleştirirsem eğer şöyle 90 olacak şekilde. Orta nokta ise şurası 4 olmalı. 4'ü burada, 4'ü burada. 90'ın karşısı 4 ise burası 30 gelecek. 30'un karşısı kaç olacak arkadaşlar? 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 olacak. Aynı mantıkla buradan birleştirdiğimde burası 2'ye 2 ayrılacak. 30, 60, 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı 1 köküçten köküç gelmiş olacak. Kale uzunluğunu sormuş. Şuradan şöyle birleştirirsem şuraya bakıyorum. Şimdi buranın tamamı iki köküç. Köküçün karşısı şurası köküç olur. Şuradaki uzunluğa ne kalmış olur arkadaşlar? Yine köküç kalmış olur. Şuraya bakıyorum şimdi. 2 buradan, 1 buradan, 1 buradan kaç oldu? Burası da 4. Şuraya bakın. Buraya x dersem bu üçgende pisagor yapacağım. Ne yazacağım? x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı kök 3'ün karesi 16 buradan 3 de buradan ne gelir 19 x kare 19 ise x'imiz de kök 19 olarak bulmuş oluruz. Piyasadaki yeni kitaplardan en demeyim bir testin daha sizler için çözmeye çalıştık arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.